Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Kütahya Şekeri'ni inceleyeceğiz. Kütahya Şeker'de son durum ne? Alınır mı, düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Mayıs ayıyla birlikte 34 seviyelerinden 94 seviyesine kadar çıkarak yatırımcısına %200'e yakın bir getiri sunmuş ve ardından da Ağustos ayıyla birlikte yaklaşık 6 aydır devam eden net bir düşüş trendi, ara sıra tepki hareketleri oluşsa da bir türlü bu yükseliş kanalını, pardon, düşüş kanalını kıramamış ve fiyat tekrardan oluşan satışlarla da destek bölgesine geri çekilmiş. Aslında daha önce 58 bölgesine doğru bir geri çekilme kaydetmesiyle birlikte güzel bir tepki oluştursa da burada 74 direncine takılmış ve ardından tekrardan destek noktasından yine alımlar gelmiş. Son fiyat hareketlerinde de 2-3 tane güzel alıcılı bir mum görüyoruz arkadaşlar. Burada zaten net bir düşüş trendimiz var. Fiyat ana trend çizgisinden oluşan tepkilerle yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Kısa vadede 65'in üstünde kalabilirse bir miktar pozitif fiyatlamaların 74-75 bölgesine doğru devam ettiğini görebiliriz arkadaşlar. Özellikle kısa vadeci arkadaşlar burada direncin geçilmesiyle birlikte alım gerçekleştirebilip 74-75 seviyesinden satış yapabilir. Ancak olumsuz bir tabloda tekrardan aşağı yönlü bir satış baskısı olursa da burada 58 kısa vadeler için güzel bir destek notu, tekrardan buradan alım gerçekleştirebilir. Burada görüyorsunuz birçok kez burası kırılmamış. O yüzden buralardan alım yapılabilir. Ancak bu destek kırılırsa düşüşün devam edeceğini bilin arkadaşlar. Yani bu destekten alım yaparken burada 56 seviyesini de stop loss seviyesi olarak kabul ederseniz iyi olur. Yani burada net düşecek diye söylemiyorum arkadaşlar. Burada tekrardan fiyat 65'in üstüne atamaz ve desteğe doğru gelir ve desteği kırarsa düşüş devam edecektir. O yüzden burada stop loss seviyesi kullanırsanız iyi olacaktır. Ancak 58-57 bölgesi gelmesi durumunda da yine buralar alım fırsatı olarak değerlendirip isterseniz tepkide satış gerçekleştirebilirsiniz. 56 bölgesi de stop loss olursa sorun olmayacaktır. Zaten kısada fiyat 65'in üstüne çıkarsa arkadaşlar düşüş trendini kıracağı için bu alt fiyatlar unutulacaktır. O yüzden kısada 65'in üstü olumlu, devamında 74-75 seviyeleri hedef olacaktır. Buradan risk alanlar veya bu bölgelerden maliyetlenen arkadaşlar isterlerse, kısacılar için söylüyorum, isterlerse bu direnç bölgesine satış yapabilirler. Orta ve uzun vade maliyetlenen arkadaşlar da 74'ü takip etsin. Bunun üstündeki günlük kapanışlarla birlikte hem bu düşüş trendini net bir şekilde kırmış olacak hem de en son yaptığı direnç bölgesinin geçmesiyle birlikte burada yukarı yönlü hareketlerin 85, 88 ve devamında da 94 bölgesine doğru devam ettiğini göreceğiz. O yüzden direnç üstünde kalması durumunda pozisyonlarını korularsa iyi olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede yine her zamanki gibi zirve burada bizim için önemli. Direncin geçilmesiyle birlikte bu tarafta 100-110 bölgesi de Kütahya Şeker'in uzun vadede hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Hemen kısaca toparlayayım. Mayıs sonrası güzel bir yükseliş, ardından 6 aydır devam eden net bir düşüş trendi. Burada zigzag şeklinde geri çekilmeleri görüyorsunuz. Ancak son fiyat hareketleriyle birlikte artık burada Kütahya Şeker tarafından net bir destek bölgesi oluşmuş. Zaten bu destekten oluşan alımlarla da yönünü yukarı çevirmeye çalışıyor. Kısada 65'in üstü olumlu, bunun üstünde kalması durumunda 74-75 bandına doğru yükselişler görebiliriz. Orta vadede bu direnç bölgesi aşılırsa yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Yalnız burası önemli. O yüzden dediğim gibi kısacılar isterlerse burada bir kâr realizasyonu yapabilirler. Üstünde kalırsa orta ve uzun vadede tutup burada sıralı dirençleri takip edip satış gerçekleştirebilir. Uzun vadede de 94'ün üstünde de 100-110 bandı da hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kütahya Şeker bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.